Yeşilküre yaklaşık 10 bin dekar alanda tarımsal üretim yapmakta. Ektiğimiz ürünler başta çeltik 3500 dekar, soya fasulyesi, kanola, buğday, kenevir, mısır gibi ürünlerden oluşmakta. Bu ürettiğimiz ürünlerin çeltikten başka kalanını hepsini kendi çiftliklerimizde bulunan büyükbaş hayvanlar ve tavuk yemlerinde kullanmaktayız. Soyayı, kanolayı, mısırı. Kenevir'i sözleşmeli üretim olarak yapıyoruz. Sözleşmeli üretim olarak yaptığımız bir dönüm kenevir Türkiye'de 2020 yılında ekilen toplam kenevirin %40'ına tekabül ediyor. Biz orada yetiştiricilik parası alıyoruz. Aynı zamanda Çarşamba Şeker Fabrikası'nın devreye girmesi ve çalışması açısından katkımız olur diye 300 dekarda şeker pancarı ekimimiz var. Tarımsal üretimlerimiz bunlardan ibaret. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz TİGEM'den kiraladığımız arazide 21, diğer alanlarda 9, 30 tane yumurta üretim kümeslerimiz var. Onların paket ambalajlama tesisleri burada Karaköy TİGEM'de bulunuyor. Diğer kümeslerimiz Bafra'nın Koşuköy'ü, Kartuzlu, Ağıllılar, Sarıköy gibi köylerinde. Et üretimini de IP tesislerinin olduğu yerde 24 kümeste yapıyoruz. Yine aynı zamanda Samtav firması da bize sözleşmeli üretim yapıyor. 6 kümeste orada var. Altınova'da 300 baş sağmal büyükbaş hayvanımız var. Günlük 6 ton süt buradan elde ediyoruz oradan. Kabaca üretimlerimiz bu şekilde devam ediyor. Türkiye'de organik tarımın bazı bölümlerinde destek var. Mesela pancar ekiminde organik de olsa yok, kenevir ekiminde organik de olsa yok. Soya, mısır gibi ürünlerde normal desteklerin üzerine %50 daha destek yapılıyor. Nasıl diyelim onu? Mesela çeltik organik olursa dekara 150 TL oluyor. Normali 100 TL, ona 150 TL gibi destekler oluyor. Teknolojiden derken burada biz kiraladığımız zaman yani sulama suyu yoktu. Onun büyük bir gayretle buraya sulama suyunu, Kızılırmağın suyunu kendi imkanlarımızla getirdik. Arazinin tamamını sular hale getirmiş olduk. Teknoloji açısından da mesela neydi biz var? Drone'umuz var. İşte traktörlerin kullandığı bütün aletler, ekim, dikim, çapalama, kazma, bunları kullanıyoruz. Arazilerin tavuk ve yumurta üretimlerimizi Orta Doğu'daki ülkelerin birçoğuna ihracat yapıyoruz. Bunlar Dubai, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkeler. Tavuk üretimimizde %10 ihracatımız var. Yumurtadan bu yıl %40'a çıktı. İhracatımız biraz artarak devam ediyor. Bütün bu işleri 210 kadrolu 365 gün mesai günlerinde çalışan işçiler, mühendisler de yapıyoruz. 6 adet veteriner çalıştırıyoruz. 4 adet ziraat mühendisimiz var. Aynı zamanda mevsimlik
tarım işçilerinde yaklaşık 80-100 arası gününe göre, mevsime göre, tarlaların durumuna göre onları da çalıştırıyoruz. İşte sizin de sorduğunuz gibi baklavası gerçekten de Türkiye'nin sayılı ovalarından, bazı özellikleri çok her yerde bulunmayan özellikler. Mesela kış mahsulleri için burası çok değerli bir alan. Adana'da, işte Hatay'da yaz sıcağından olmayan bazı ürünler, birçok Konya'da, İç Anadolu gibi, Güneydoğu Anadolu gibi düz alanlarda, ova alanlarında soğuktan dolayı olmayan ürünler kışlık ürün olarak burada üretiliyor. Herkesin bildiği gibi mesela kırmızı lahanada Türkiye'de neredeyse yarıya yakın üretim var. Bu konuda sanayi, yani organik veya organik dışı ham maddeleri, yani işleyecek ürünleri işleyecek fabrikalar kurulursa bunun katma değeri daha yükselerek gidecektir. Ondan ben umutluyum. Biz de bu konuda yatırımlar yapıyoruz. İleriki günlerde bunları daha detaylı şekilde inşallah anlatırız. Bafra Ovası'nda evet çok kaliteli çeltik üretiliyor. Çok kaliteli pirinci var. Ama bir marka değerine ulaşamadık. Bazen de şanssızlıklar oluyor. Mesela Osmancık pirincini Edirne'deki araştırma enstitüsünde geliştirmişler. Zamanında işte ona Bafra pirinci denseydi Bafra'nın adı çok duyulurdu. Osmancık Halil Sürek isimli Türkiye'deki 40-50 çeşit çeltikten 30-40'ını geliştiren uzmanın ürünleri. O gün Osmanlı buna sahip çıkmış, gelişmiş. Osmancık Bafra'nın onda biri kadar çeltik üretmesine rağmen onun adı duyuluyorsa bizim duyuluyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bafra Yıldız diye bir pirinç ekmişti. O tip şeylere biz de yani bir katkımız olur diye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Denem üretimleri yapıyoruz ama daha kısa daneli olduğu için onun üzerinde çok fazla gidemedik. Bu bölgeye uyumlu, Türkiye pazarında da rahat satılacak yeni çeşitlerden birini Bafra'nın işte Ziraat Odası, Kaymakamlığı, Belediyesi takip ederek iyi kaliteli bir çeşide Bafra ismini verebilirseler ona üretme açısından biz yardımcı olmaya çalışırız. Mesela Tosya Güneşi diye bir pirinç bu bakliyat sektöründe çok en meşhur bilinen reis gıda beni aradı. 10 ton tohum gönderdi bana. O kendisi Kastamonu'lu olduğu için Tosya'nın pirincini öne çıkarmak için adı da Tosya Güneşi. İşte böyle bir pirinç çeşidi, çeltik çeşidi bulunursa biz elimizden gelen katkıyı veririz. O zaman işte markalaşmada başarılı olunabilir.